Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Yalçın. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Değerli dostlar, evet, bir Yusufeli videosu hazırladım sizler için. Değişik bir açıdan size Yusufeli'ni görüntülemeye çalışıyorum. Arkadaşlar, bilmeyenler için şöyle Yusufeli tabelası. Bilmeyenler için veyahut da neresi olduğunu hatırlayamayanlar için burası sanayi sitesi. Ve şu karşıda görünen orada yeni yapılan konutlar. Devlet tarafından yapılan konutlar değerli dostlar. Yusufeli'nde viyadüklerden etkilenen, viyadüklerin altında kalan ev sahipleri için yapılan, burayı görüyorsunuz. Burası hep şu arkaki bölgeden olmak şartıyla böyle şu şekilde arkadaşlar, buranın daha şu tarafta devamı da var, ileri doğru giden bayağı bir gidiyor ileriye doğru, yani bir 500-600 metre daha sola doğru devam ediyor, bu açıdan görünmüyor onlar. Artı bir de Kananet dediğimiz mevkide var. Aynı bu şekilde. Değerli dostlar, bunlar devlet tarafından yapılan konutlar. Daha önce de söylemiştim. Viyadüklerden etkilenen, viyadük ayaklarından, viyadük inşaatından etkilenen vatandaşlar için, onların viyadüğün altında evleri olan vatandaşlar için, tahliye edilen kişiler için yapılan evler. Bu evler devlet tarafından tamamen ücretsiz şekilde yapılmıştır. İçerisinde hepsi standarttır. 3+1. Aynı büyüklükte, büyük veya küçük diye farklı büyüklüklerde değil. İçerisinde bir koltuk takımı, pelet soba ve senelikte 1 ton pelet sobanın yakıtı verilmek şartıyla bunlar, bu vatandaşlar bu evlerde duruyor. Benim evim viyadüklerden etkilenmediği için ben mevcut eski evde duruyorum. Ben bu evlerde durmadım. Yalnız anlatan arkadaşlar, evlerin kışın çok verimli aslında ısınıyor, ısındığını, yalnız erkenden soğuduğunu söylüyorlar. Tabi eski tuğla veyahut da taş binalar gibi değil. Isınıyor, güzel sobası da güzel yanıyor diyorlar ama soba söndüğü zaman hemen soğuyor. Yani evlerin tutuculuğu yok, prefabrik olduğu için. Evler o şekilde arkadaşlar. Bu gördüğünüz kavşak, sanayi kavşağı. İtfaiye, şurası da sanayi sitesi arkadaşlar. Yusufeli'nin içi değil, sanayi sitesini dışarı aldılar biliyorsunuz. Eskiden Yusufeli'nin içindeydi, şimdi dışarıya aldılar. Şöyle sanayi sitesinden sola doğru gelecek olursak şu şekilde, burası Ahalt tarafından Yusufeli'nin alt yoldan, Çoruk kenarından olan girişi. Burada da gördüğünüz gibi kış mevsimi olduğu için ot satan arkadaşlar var. Şu şekilde park alanı. Böyle bu arkadaşlar da işte Erzurum'dan ve civar yerlerden ot alıp satıyorlar. Arkadaşlar da orada hatta. Çay demliyorlar. Evet arkadaşlar, olay bu şekilde. Biraz da yeni ilçe yerinden size görüntüler aktarmaya çalışayım. Burası biraz güneşe karşı olduğu için pek iyi çıkacağını da düşünmüyorum ama arkadaşlar, burası da yeni ilçe yeri çalışmaları. Gördüğünüz gibi konutlar devam ediyor. Bu tabi çalışmalarının bir kısmı sadece. Kulevinçler var. Yapımına devam eden inşaatlar var. Yeni ilçe yerinin sadece bir kısmı bu şekilde buradan görünüyor. Uzaklığı da görüyorsunuz. Burası eski Yusufeli. Yani şu anki Yusufeli. Şu yukarıdaki kulevinçlerin göründüğü bölgede yeni Yusufeli olacak. Tabi buranın sırtın arka tarafı.
Yani şu bölgenin tamamen arka tarafı arkadaşlar. Şu kuleviçlerin olduğu bölgenin arka tarafı yeni ilçe yeri olacak. Yusuf elinde şimdilik son durum bu. Değerli dostlar, bu sanayi bölgesinden yaptığım çekim. Aslında bir çekimde yukarıdan viyadüğün geçtiği bölgeden yapmayı düşünüyorum. Orada da daha önce yorumlarda da belirtmiştiniz zaten. Yusuf elinde viyadüklerin geçtiği, binaların yıkıldığı yerlerin görüntülerini çeker misin diye. İnşallah bugün buraya indim. Bu görüntüleri sizlerle buluşturmak istedim. İnşallah bir gün o görüntüleri de sizlerle beraber paylaşırım ve Yusuf elinin son durumunu sizlere anlatmış olurum. Evet arkadaşlar, durum bu şekilde. Yusuf Eli Barajı'ndan biraz bahsedecek olursak, bildiğiniz gibi Ocak'ta bakanlarımız geldi. 3 tane bakanımız geldi. Bitmiş olan betonları yerinde incelediler. Gördüler. Baraj gövde betonu tamamen bitmiş değil ama %96'sı tamamlanmış durumda. Diğer çalışmalar devam ediyor. Yol çalışmaları devam ediyor. Yollarda Yusuf Eli Barajı, baraj yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor bir kısımda. Bir kısımda betonlama çalışmaları devam ediyor. Beton kemer betonları biten yolların asfaltlama çalışması devam ediyor. Diğer yerlerde de beton devam ediyor. Kazısı bitmemiş olan tünel sanırım bir tane var. Tek tünel kalmış. Kazısı devam ediyor. Onlar da büyük bir oranda bitmiştir. Yalnız şu anda eksik olarak ben şu anda yeni ilçe yerini görüyorum. Bayağı bir eksiklik var. Yani Yusuf Eli şu anda yeni ilçe yerine taşınmaya hazır değil. Yani yeni ilçe yeri taşınmaya hazır değil. Şöyle de görüntü almak istiyorum. Şurada binaları da görüyorsunuz. Şu bölgelerde karşıda gördüğünüz gibi şuralar konutlar. Bayağı uzak mesafe olduğu için buradan ancak o kadar gözüküyor. Arkadaşlar, şimdilik Yusuf Eli'nden size aktaracaklarım bu kadar. İnşallah yeni videolarda görüşürüz. Beni dinlediğiniz için, videoyu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.